Merhaba sevgili izleyenler. Bu cumartesi yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum diyetisyen Ayşegül Bahar olacak. Ayşegül Hanım'la beslenme alışkanlıkları, obezite, insan nasıl sağlıklı beslenir, nasıl kilo vereceğiz, bunları konuşacağız. Sorularınız olursa sorularınızı alacağız, yanıtlayacağız. Ayşegül Hanım'a ileteceğim buradan. Yani yaşamımıza ilişkin diyetisyenlerin bize önerdikleri neler olacak? Çünkü uzun süre biz kapalı kaldık evlerde. Benim bile göbeğim çıktı. Yani sağlıklı beslenemedik, hareket edemedik, spor yapamadık. Ne yapacağız? Ayşegül Hanım'dan bunu dinleyeceğiz. Önerileri ne? Onları soracağız. Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sami Bey. Siz titrinizde fonksiyonel tıp diyetisyeni yazıyor. Fonksiyonel tıp diyetisyeni ile diyetisyen arasında ne fark var? Fonksiyonel tıp diyetisyenliği eğitimi daha sonra alınıyor. Normal lisans bittikten sonra. Fonksiyonel tıp demek aslında hastalık yoktur, hasta vardır. Bakış açısıyla ilerleyen bir şeydir, bir yaklaşımdır. Ama normal hekimler ve diyetisyenler bu eğitimi alarak şeylerine, danışanlarına bu şekilde yardımcı olabiliyorlar. Örneğin oluşmuş olan bir takım otoimmün hastalıklarımız olabilir. İşte SEDEF gibi, Hashimoto gibi ya da başka bir takım hastalıklar olabilir, bağırsak hastalıkları olabilir. Bunların aslında bütünsel bakış açısıyla değerlendirip neden Hashimoto oluştu, onun altındaki yatan sebepleri araştıran bir tıp dalı diyeyim. Dolayısıyla danışanlarda çok güzel sonuçların alındığı, işte SEDEF'in iyileştiği, başka hastalıkların iyileştiğini de en azından ilerlemediğini de görmekteyiz. Sevgili izleyiciler, Ayşegül Hanım'ın kendi Instagram ve YouTube TV üzerinden canlı yayını ortak yürütüyoruz. Hı hı. İzlerseniz bunu da belirtmiş olalım. İnşallah. Şimdi bizim bu kapalı kaldığımız dönemde, daha doğrusu salgınla birlikte, koronavirüs salgınıyla birlikte evlerimize çekildiğimizde, hı hı, doğal olarak beslenme yöntemimiz de değişti. Spor yapamadık, bolca yedik, eritemedik. Ama şimdi önümüzdeki ay başı itibariyle normal düzene geçeceğiz. Hı hı. Doğal olarak kilolarımız oluştu. Evet. Biz o kiloları nasıl vereceğiz? Hı hı. Bu kilolarımızı aslında süreç şöyle başladı Sami Bey. Bu pandeminin ortaya çıkmasıyla beraber hali hazırda diyet yapan, dikkat eden kişilerin de farklı bir algılama şeyi geldi. Yani bu virüse karşı beslenmesini aslında sağlıklı yönde yapması gerekirken tam tersi, işte hamurlara, işte yemem lazım falan gibi böyle düşünceler ortaya çıktı. Halbuki ne kadar çok şekerli ve basit karbonhidratlı yiyecekler yersek vücudumuzdaki enflamasyonu, yani yangıyı daha fazla arttırıyoruz ve virüslerle savaşı maalesef zorlaştırıyoruz aslında. O sebeple o dönemde diyeti bıraktılar. Evlerde hareketsiz kaldık. Zaten hareketsiz kalmak başlı başına bir enflamasyon sebebi. İnsülin salınımı çünkü çok hızlı bir şekilde oluyor. Çocuklar da evdeydi. Bazen işte eşiyle beraber evden çalışmak zorunda kaldı çoğu kişi. Dolayısıyla sürekli bir mutfak durumu oluştu. İşte challenge'lar yapıldı, kim daha güzel ekmek yapar gibi. Evet, bu süreçte kilo aldık. Hatta kilonun dışında başka şeyler de oldu. Örneğin biz de o ilk sıkıntıyı atlatana kadar, neyin ne olduğunu öğrenene kadar bir 10 gün evimizden çalıştık. Evet. Yani gazeteciler olarak. Sadece beslenme ile ilgili değil, örneğin alkol tüketimimiz arttı. Kendi adıma söyleyeyim, evet, çok arttı. Evet. Bu da ciddi bir sorun değil mi? Kesinlikle önemli sorunlardan bir tanesi. Alkol alımı da arttı. Hatta çok yanlış bir algı oluşturuldu, işte alkol içerseniz COVID olmazsınız falan gibi. Dolayısıyla evet, danışanlarda alkole bağlı olarak göbek çevresi, yani abdominal şişmanlık dediğimiz en önemli, bütün hastalıkların temelini oluşturan göbek bölgesi
yağlandı. Zaten şu günlerde yavaş yavaş açılmaya başladığımızda danışanlarda da ben bu yönde bir artış görüyorum. Türkiye'de Çevresi dediğiniz, ben göstereyim şöyle. Basenlerimin hemen üstü mü oluyor? Evet, bu belinizin en ince yerinin biraz daha altı, işte göbeğin çevresi diyelim tam olarak. Karın bölgesi. Karın bölgesi. Yani oradaki yağlanma aslında sorunun ilk İlk başlangıcı mı başlangıç, anlamına evet, geliyor? kesinlikle ilk başlangıç nokta karın bölgesinin yağlanması. Çünkü karın bölgeniz yağlıysa insülin direnciniz oluşmuş demektir. Bazen testlerde bu çıkmayabiliyor ya da düşük gibi gözükebiliyor ama karın bölgesi yağlanan kişilerde karaciğer yağlanması ve insülin direncine bağlı olarak bir takım kronik hastalıkların oluşmasını da aslında hızlandırıyorlar. Bu sebeple karın bölgesi yağlar nasıl gitmeli, nasıl gider, nasıl beslenmeliyiz onları konuşabiliriz. Ama başka bir şey daha soracağım. Şimdi bizim bu yayınımızı gerçekleştiren arkadaşımız, çalışanımız Caner benim iki katım kadar var ve genç. Üstelik de iyi bir üniversitede okuyor ama sorunu çözemiyor. Kilo sorununu çözemiyor. Kaç kiloydun Caner? 130 mu? 140 kiloymuş. 140 kiloluk bir arkadaş. Ama beslenmeyle ilintili değil diyor. Başka neden olabilir Evet, bu işte kilo? burada fonksiyonel tıp yaklaşımı gerekiyor. Fonksiyonel tıp hekimi ve bir diyetisyenle çalışmak gerekiyor. Şimdi bunun alt sebeplerine bakarsak, beslenmeyle alakalı olmadığını düşünüyorsa muhtemelen vücudunda Caner Bey miydi? Caner Bey'in işte magnezyumu düşük olabilir, vücuttaki metilasyon yani B12 döngüsü bozulmuş olabilir. Bunun yaşla da alakası yok. Benim 10 yaşında insülin dirençli danışanlarım bile var. Bu vitamin ve minerallerin eksikliğine bağlı. Yine bağırsak sisteminde sıkıntılar olabilir, emilimsel sorunlar olabilir, kabızlık olabilir ya da ishal gibi durumlar olabilir. Buna bağlı olarak vücutta yediği yiyeceğin emilimi ve sindirimi olmuyorsa kilo vermesi de evet biraz mümkün olmayabiliyor. Bu noktada biz... Burada tiroidlerin burada bir fonksiyonu, bir etkisi oluyor mu Ayşegül Hanım? Nasıl? Nasıl? Tiroid bozukluğunun. Tiroid tabii ki. Tiroid bozukluğu işte kan parametrelerine baktığımızda hepsi değerlendiriliyor. Tiroidler, karaciğer, böbrek fonksiyonları, vitamin, mineraller veya diğer vücuttaki işte demir eksikliği hepsine bakılıyor. Altta yatan sebepler bulunduktan sonra onları yerine koyuyoruz ve doğru bir beslenme, işte Caner Bey'e uygun bir beslenme programı hazırlayıp yani gerçekten parmak izi gibi bir beslenme programı hazırlayıp sürece başlıyoruz açıkçası ve çok güzel sonuçlar da alıyoruz. Şimdi başladık beslenme dedik de biz Türk insanları tahıl ağırlıklı besleniyoruz değil mi? Evet, maalesef. Evet, maalesef. Maalesef. Peki Tahıl. nasıl beslenmeliyiz? Sağlıklı olabilmek için nasıl bir beslenme? Sabah ne yemeliyiz? Öğlen nasıl olmalı? Akşam öğünü nasıl olmalı? Tamam. Neler yapmalıyız? Şöyle, evet tahıl ağırlıklı ve ekmek ağırlıklı beslenen bir ülkeyiz. Halbuki o kadar güzel sebzelerimiz, meyvelerimiz, deniz çevrili dört bir yanımız, deniz mahsulleri de tüketebiliriz. Ama doymak için ekmek yeniliyor. Yemeğin yanında mutlaka ekmek yeniliyor. Ekmekte de şöyle bir durum oluştu son günlerde. Yapısı değişti. Buğdayın yapısı değişti, genetiği değişti, değişince sindirimsel sıkıntılarımız da başladı aslında Sami Bey. Sindirim sıkıntılarımız da başladığı için glutene bağlı son günlerde çok duyuyoruz. Hani popüler gibi gösteriliyor ama pek çok insanda çölyak olmayan gluten intoleransları başladı. Buna bağlı olarak da işte kilo alımı arttı. Şimdi nasıl beslenmeliyiz? Aslında biz bir Akdeniz beslenmesini kendinize yaşam şekli, lifestyle haline getirmemizde fayda var. Çünkü eğer Akdeniz gibi beslenirsek ki ülkenizde buna çok çok uygun. Vücudumuzda Akdeniz beslenme biçimi nasıl? Bize açıklar mısınız onu? tabii öncelikle sebzelerden, liflerimizi sebzelerden, meyvelerden alıyoruz Akdeniz beslenmesinde.
Birazcık şeyleri, tahılları minimalize ediyoruz. Omega 3'ü arttırıyoruz. Örneğin yağlı tohumlar ekliyoruz. Sağlıklı yağlar, işte avokado yağı olsun, Hindistan cevizi yağı olsun, yine işte fındık, ceviz, badem gibi yağlardan. Omega 3, öncelikle omega 3 çok önemli. Eğer omega 3 tüketimimizi yeterli yapmazsak yine kilo almamız hızlanır. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Eğer balık yemiyorlarsa en azından doktorlarına danışarak bir omega 3 takviyesi yapmaları çok iyi olacaktır. Bunun dışında karbonhidrat tüketimini dediğim gibi sebzelerden ve meyvelerden sağlıyoruz. Minimal bir tahıl tüketimi yapıyoruz. Et, tavuk, balık bir öğün gibi tüketiyoruz. Mümkün olduğunca zeytinyağlılardan zengin bir şekilde besleniyoruz. Çünkü zeytinyağı ülkesiyiz aslında. Zeytinyağını çok fazla sakınmamak lazım. Hani bu da yanlış anlaşılmak istemem. Aşırı dozda tabii ki tüketilmemeli ama günlük yaşamımızda her şeyimizde zeytinyağı kullanmak önemli. Bunun dışında dediğim gibi eğer yapabiliyorlarsa insülin direnci, kan şekerleri yeterli düzeylerdeyse belki iki öğün beslenmeleri, geç bir kahvaltı ve bir akşam yemeği gibi beslenirlerse de Akdeniz beslenmeyi hayatlarına sokmuş, insülin direncini dengelemiş, aslında vücutlarındaki enflamasyonunu da durdurmuş olacaklardır. Örneğin bir örnek vermem gerekirse, mesela sabah kahvaltısı şöyle olabilir. Bol miktarda yeşillikler. Çünkü çok kolay ulaşabiliyoruz. Maydanoz, dereotu, reyhan, ne bileyim roka, tere gibi sebzelerden domates, salatalık, biber ve bunların hepsini mevsiminde tüketmek de çok önemli. Böyle bir sebzelerden oluşan bir salata, güzel bir peynir, yumurta, bol miktarda zeytin, eğer ekmek yiyorlarsa, herhangi bir intoleransları yoksa, belki ekşi mayalı, tam buğdaylı ya da tam çavdarlı bir dilim ekmekle güzel bir kahvaltı yapılabilir Akdeniz beslenmesinde. Yine öğlen yemeklerinde iş yerlerine de götürebiliyorlar. Benim beyaz yakalı çalışan danışanlarım da oluyor. Dışarıdaki fast foodlar yerine onlara önerim. Güzel bir zeytinyağlı sebze yemeği, yanında yine güzel bir salata, ev yapımı bir yoğurt olabilir. Mümkün olduğunca tabii süt ve süt ürünlerinde ev yapımı olmasını tavsiye ediyorum ben. Ev yapımı bir yoğurtla da desteklenirse güzel bir öğlen yemeği olabilir. Ama tabii bu kişiye göre değişebilir. Belki öğlen yemeğine de hani spor yapıyordur, farklı bir yaşam şekli vardır. Protein de ekleyebiliriz. Şimdi bizde diyetisyenler ya da genel kanı akşamları yemek yenilmemesi ya da çok az yenilmesi yönünde böyle bir şeyimiz var. Düşüncemiz var. Bu doğru bir düşünce mi? Aslında çok yanlış değil. Ne kadar erken öğlene kadar aç kaldığınızda, yani biz bunu aslında fasting diyoruz. Aralıklı açlık diye belki duymuşsunuzdur. Çok popülerleşti. Aralıklı açlık yapmak sağlıksız değil. Özellikle kronik hastalığı olan kişilerde, mesela insülin dirençli danışanlarımda, tabii ki bunun kademeli olarak geçiyoruz. Özellikle açlık yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü açlık yaptığımızda vücuttaki hormon dengelerimiz normalleşmeye başlıyor. Her yemek yediğimizde salgılanan insülini durdurmuş oluyoruz. Pek çok hormon dengesizlikleri insülinin çok salgılanmasına bağlı gerçekleşiyor çünkü. Bu açlığı yaparken vücudumuzda her gün oluşmuş kanser hücreleri bile olabiliyor, biliyorsunuz. O kanser hücrelerinin, istemediğimiz hücrelerin, ölü hücrelerin atılmasını, otofaji dediğimiz bir sistemle açlık esnasında gece uyurken vücudumuzdan da atılmasını hızlandırıyoruz. Aslında bir yandan da baktığımızda bunu bir yaşam şekli haline getirmiş kişilerin yaşlanmadığını da görüyoruz Sami Bey. Ciltleri güzelleşmeye başlıyor. Bununla ilgili bir soru daha soracağım. Yine
geleneksel mi diyeyim artık, ya da siz diyetisyenler, bilim insanları bunu kabul eder mi bilmiyorum ama sofradan aç kalkın diye bir deyim de var. Bu da doğru bir tanımlama. Yani bu tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü ben danışanlarıma şunu söylüyorum. Doyana kadar ye. Ama tabii verdiğim diyet modeli ve yaklaşımında fonksiyonel beslenmede bunu yapıyorum. Ama bu kişiye göre gerçekten değişebilir. Eğer kısıtlamak gerekirse o noktada kalori hesabı da yapılabilir tabii ki. O zaman işte ne diyebilirim? Sabahları ekmek yeme. İşte iki tane yumurta ye, zeytin ye, peynir yeme, bir de salata ye diyebilirim. O zaman aç kaldırmış olurum sofradan. Bu arada izleyicilerimizden de sorular geliyor. Bir izleyenimiz ya da yorumcumuz Akdeniz tipi beslenme doğru ama zeytinyağının litresi kaç para oldu diyor. Hakikaten zeytinyağı o kadar pahalı ki bırakın zeytinyağını, sıvı yağlar da çok zamlandı. Haklılar maalesef ama tabii şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de zeytinlikler kesildi. Daha birkaç yıl önce son başbakanın döneminde biz burayı organize sanayi bölgesi yapacağız diye Ege'de, Akdeniz'de zeytinlikler imara açıldı ve kesildi zeytin ağaçları ne yazık ki. Maalesef. Bu 3-5 Maalesef. müteahhit için. Bu aslında çözülmesi gereken temel sorunlarımızdan birisi mantık olarak. Şimdi yine bir soru geldi. Diyor ki gluten hassasiyet için hangi testler yaptırılmalı? Gluten hassasiyetini belki test yapmadan da şu şekilde anlayabilirler. Eğer yemek yedikten sonra hemen mideleri şişiyorsa, gaz oluşmaya başlıyorsa, mide asidi az demektir ve bağırsaklarımıza sindirilmemiş bazı besin öğeleri geçmeye başlayacak demektir. Daha sonra bağırsaklarda yemekten 2 saat sonra da bağırsaklarda bir gaz oluşumu olup ishal gibi bir dışkı yapıyorlarsa gluten hassasiyeti var gibi düşünülebilir. Eğer test olarak da yaptırmak isterlerse bunu laboratuvarlara başvurduklarında zaten orada laborantlar bir şekilde yönlendirecektir kişileri. Evet ya, ne zordur o gluten sıkıntısı da. Ben buradan bir dostumdan, bir arkadaşımdan biliyorum. Çocuğu hastaydı maalesef. Çölyak hastası daha doğrusu. Evet. Evet. Ama şöyle, burada Çok pahalı. pardon, burada yanlış anlaşılmasın. Çölyak başka bir hastalık, gluten intoleransı başka bir durum. Gluten intoleransını geçirebiliyoruz ya da azaltabiliyoruz belli bir süre eliminasyonlar yaparak. Ama çölyak başlı başına başka bir hastalıktır. Anladım. Ben karıştırdım. Şimdi biz sadece Türkiye'de, Amerika'da biliyorduk obezite sorununu ama Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de de ciddi anlamda obezite sorunu var. Varmış daha doğrusu. Zaten sokakta geçerken genç çocukları görüyoruz. Hepsi maşallah benim iki katım gibi. Bu çocukların sadece beslenme sıkıntısından dolayı mı bu rahatsızlığı yaşıyorlar, yoksa yediğimiz içtiğimiz bütün gıdalardan kaynaklı da olabiliyor mu obezite sorunu? Evet, günümüzde aslına baktığımızda daha önceki çocukluk yıllarımda yani ben çocukken sokakta oynuyordum, koşuyordum, arkadaşlarımla buluşuyordum gibi gibi. Maalesef şu anda çocuklar bilgisayar başında oturuyorlar. Ellerinde cep telefonu veya iPad'ler. Oyunlarını bile bilgisayardan oynamaya başladılar. Gerçi bunu aileler düzeltebilir, yönlendirebilir çocuklarını ama çok fazla bilinçli ailede çok fazla değil sanıyorum günümüzde. Aynı şekilde okula gittiklerinde çocukların yediği yemekleri okul menülerine baktığımda inanılmaz karbonhidrat içeriyor. Daha az maliyetli olması için hani protein az kullanılıyor ama şöyle bir menüyle karşılaşabiliyoruz. Patates yemeği, makarna, hoşaf, yanına da işte fasulye gibi. Yani maalesef böyle menüler olduğunda tabii ki büyüme çağındaki çocuklarda
İlkokul olabilir, ortaokul olabilir, lise olabilir. Lisede biraz daha bilinçleniyorlar ama ilk ve ortaokul çocuklarında gün içerisinde böyle bir menü yiyip sonra oturup ders dinledikleri için öncesinden bahsediyorum. Yani şu an pandemi döneminde tabii bunlar olamadı ama öncesinde böyle bir süreç yaşadıkları için ilk başta konuştuğumuz konuya geliyoruz aslında. İnsülin dirençleri oluşmaya başladı çocuklarda. Kolesterolleri yükselmeye başladı. Aynı şekilde sorduğunuz soru da çok güzel aslında. Yiyecekler değişmeye başladı. Çok manipülasyonlar var her şeyin içerisinde. Hep bir şeyler ekleniyor. Çok katkı maddeleri var. Bir kere hayatımızdan, eğer sağlıklı olmak istiyorsak, hayatımızdan paketli ürünleri çıkarmamız gerekiyor. Eğer turşu yapacaksak evde kendimiz yapalım. Özellikle fermente turşular yapalım. Yine yoğurdumuzu kendimiz yapmaya çalışalım. Çocuklarımıza yoğurdu ve peyniri sevdirelim. Süt yerine bunları verelim. Karbonhidrat tüketimlerini egzersiz yapma seviyelerine göre karar verelim. Yine sebze yemeği bir ebeveyn olarak sebze yemeği çocuklara sevdirmek için mutlaka kendimiz de sebze yiyelim. Bana başvuran pek çok danışanda yetişkinler ama sebze yemiyorlar Sami Bey. O yüzden çocuklara örnek olmamız lazım. Anne baba evde oluşturmuş olduğu beslenme sistemini çocuklarına da aktarabilirlerse, eğer kendileri sağlıklı beslenirlerse şunu düşünüyorum, artık obez bir nesil yetişmeyecektir. Ama burada tabii yetişkinleri öncelikle bizim eğitmemiz çok önemli, çok değerli. Ayşegül Hanım, bu tartışma da hep vardır. 45 günde örneğin biz et çok pahalı biliyorsunuz, kırmızı et yaklaşık kilosu, bu tarım politikasındaki sıkıntılardan da dolayı dolarla at başı gidiyor neredeyse, 80-90 lira evet. Ortalama evet. fiyatı. Dolayısıyla insanlar beyaz ete yöneldiler. Türkiye'de son dönemlerde beyaz et tüketimi o kadar çok arttı ki yani inanılmaz 2-3 katı arttı birkaç yıl öncesine kadar. Burada şu. Beyaz et üreticileri 45 günde o tavuğu, piliçi kesime hazır hale getiriyorlar. Doğal olarak kimyasal kullanıyorlar. Biz de evet. ister istemez evet. o kimyasalları vücudumuza alıyoruz, değil mi? Evet, evet, evet. Burada öneriniz ne? Yani biz o beyaz eti, tavuk etini ya da tavuğu ne aralıklarla yemeliyiz ki vücudumuzu ya da bizi rahatsız etmesin, hasta etmesin? Evet, bu konu çok tartışılması gereken ve aslında burada çok güzel kararlar alınması gereken bir konu. Çünkü bedenimizi zehirliyoruz tavuğu yedikçe. Her gün tüketenler tabii ki mümkünse, erişebiliyorsa yürüyen, organik, daha organik, işte çiftliklerde yetişen belki tavukları yemelerini istiyorum ben. Eğer kırmızı et yememesi gerekiyorsa. Ama bu tarz bir tavuk tüketeceksek beslenmemizi şöyle ayarlayabiliriz. İşte haftada bir gün ya da iki gün tavuk, işte iki gün kuru baklagil, mercimek, işte belki nohut gibi, barbunya gibi bir kuru baklagilden protein kaynağımızı almak. Yine belki iki gün yapabiliyorsak, balığa ulaşabiliyorsak, günümüzde balığa da ulaşmak çok zorlaştı artık. Maalesef. Deniz kalmadı. Maalesef. Deniz kalmadı. Denizleri kirlettik. Bakın işte Marmara Denizi, siz İstanbul'dan katılıyorsunuz yayınımıza. Evet. Marmara Denizi öldü. Tabii orada eskiden balık tutarlardı. Artık kimse balık tutamayacak. Yani balık mesela ben veriyordum ama şu anda tabii ki bütün balıklar Marmara'dan çıkmıyor. Böyle ulaşabiliyorlarsa istavrit gibi ucuz balıklar var artık. Yine bir günde mesela kırmızı et gibi bir yayılım yapılabilir. Böylelikle ekonomik olarak şey yapmış olurlar, bir stabil bir durum yaratmış olabilirler. Peki kültür balıkçılığı ile deniz balıkçılığı tercih mutlaka deniz balığıdır ama evet. Kültür balığı noktasında bir değerlendirmeniz, bir öneriniz evet, var mı? Evet. Deniz balığının tüketilmesini tabii ki istiyoruz ama çiftlik balıkları maalesef yine yemlerle besleniyor, büyütülüyor.
Ama bir de şöyle bir durum var. Orada bir ekosistem var sonuçta. Diğer balıklarda, denizde yaşayan diğer balıklarda o balıklara verilmiş olan yemlerden yiyorlar. Aslında genel olarak her şeyi biz insanlar bir şekilde o dengeleri birazcık değiştiriyoruz diye düşünüyorum ben. Tabii. Biraz önce bahsettiniz, tükettiğimiz yiyeceklerde hakikaten çok fazla katkı var. Örneğin şeker, nişasta bazlı şeker daha Avrupa Birliği normlarının üzerine çıkılan kararname geçen hafta ABD Başkanı'yla Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden önce yapılan bir kararname ile yükseltildi. Yaklaşık %10 falan oldu galiba, çok net olmamakla birlikte. Türkiye'de nişasta bazlı tüketim, yani şeker daha doğrusu, bu da Bursa'da malum bir Amerikan şirketinin ürettiği şeker çok yayıldı. Bütün şekerlemelerin içinde, drajelerin içinde, bisküvilerin içerisinde, pasta, hatta aklımıza gelen ne varsa hepsinin içerisinde var. Biz şekerden de kaçınmalı mıyız? Elbette. Şeker en tatlı zehir. Özellikle yüksek fruktozlu mısır şurupları, işte glikoz, şeker, bütün İçecekler. içecekler, marketlerde satılan içecekler, gazlı içecekler, paketlenmiş bisküviler, paketlenmiş şekerler, ketçap. Ya paketlenmiş pek çok ürünün içerisine şey yaptığı için, raf ömrünü arttırdığı için her şeye neredeyse ekleniyor. Biz bedenimize bu şekerleri aldığımızda da maalesef en başta konuştuğumuz konu oluşmaya başlıyor vücudumuzda. Vücudumuz onu bir zehir olarak algılıyor ve onunla mücadele etmeye çalışıyor. Ve bu esnada da eğer hareketsizse, genetik yapısı bozuksa, vücudunda eksik vitamin mineralleri varsa kişinin bir takım hastalıklar oluşmaya başlıyor. Biz bunların hepsine zemin hazırlıyoruz. Ondan sonra da tabii doktor doktor geziyoruz nasıl iyileşeceğim diye. Aslında temeli kötü beslenme her şeyin. Burada mesela anladık. Beslenme yöntemimizi değiştireceğiz. Baştan söylediğiniz gibi sebze ağırlıklı, zeytinyağı ağırlıklı bir beslenme, Akdeniz tipi beslenme dediğiniz ama ne yazık ki olanaklarımızın, insanlarımızın büyük bir bölümünün buna olanağı yok. Buna rağmen işte daha çok hem cinslerimiz, tabii erkekler de bu arada yağlandı ama daha çok kadınlar daha fazla yağlandı. O vatandaşlarımıza öneriniz, yani o yağdan kurtulma, beslenme yöntemiyle birlikte egzersiz dediniz. Nasıl egzersiz yapacaklar? Evet, bir sanıyorum 1 Temmuz itibariyle artık serbestiz. Eğer gidebiliyorlarsa bir spor merkezine gidebilirler ya da hiç ona gerek yok. Dışarı çıksınlar. Sabah uyandıklarında açken 1 saat yürüsünler. 10 bin adım olana kadar yürüsünler. Sonra geldikten sonra protein ağırlıklı bir kahvaltı yapsınlar. İşte yumurta olabilir, peynir olabilir içinde, zeytin olabilir. Mesela ekmeği bırakabilirler bir süre. 3 hafta ekmeksiz beslenebilirler. Ve bol miktarda da yeşillikler yanına koyarak bir kahvaltı öğünü. Yine yaz sebzelerinden patlıcan olur, kabak yemeği olabilir, enginar olabilir bulabiliyorlarsa. Taze fasulye var, şu an bamya var mesela. Bunları zeytinyağlı pişirerek yanına bir cacıkla beraber öğlen yiyebilirler. Ara öğün yapmalarına gerek yok. Mümkünse ben çok fazla sık sık beslenilmesini önermiyorum. Akşam yemeklerinde de et, tavuk, balık tüketmiyorlarsa bir miktar işte biraz kalori hesabı yapılabilir burada. 4-5 kaşık kadar kuru baklagil, barbunya olur, nohut olur, yeşil mercimek. Yanına belki bir salatayla bu yemeği yiyebilirler. Eğer protein alabiliyorlarsa, yani et, tavuk, balık alabiliyorlarsa, et ve salata şeklinde bitirdikten sonra ertesi gün sabaha kadar hiçbir şey atıştırmamak,
hiçbir şey çiğnememek, gün içerisinde yine sakız bile çiğnememek yağ yakımı için çok önemli. Şimdi zamanımız az kaldı ama sorularımız var. Bir, yaz dönemi biz dondurmayı çok tüketiyoruz. Evet. Bunun bir ölçüsü var mıdır? Özellikle çocuklar için ne önerirsiniz? İkincisi, bu soruyu da hemen sorayım. Sabahları aç karnına limonlu su içmek. Ben çok severim. Suyu da çok tüketirim ayrıca ama limonlu su içmek söylendiği gibi sağlıklı mıdır? Evet, ilk önce limonlu suyla başlayayım. Aslında her yemekten önce limonlu su bile içebiliriz. Bu sindirimi rahatlatan bir durumdur. Mide asidimizi dengeler. Ben de danışanlarımda sirkeli su ya da limonlu su yemeklerden önce veriyorum. Hatta bu konuyla ilgili YouTube kanalımda bir videom var. İzlemek isteyenler izleyebilirler limonlu suyla ilgili. Sindirimi rahatlattığı için aslında kilo verme sürecini de destekliyor diyebilirim. Bence doğru bir şey yapıyorsunuz. Devam edebilirsiniz. Şeye gelelim, dondurma konusuna. Dondurma konusu paketli değilse, zaten paketli almayalım mümkünse. Böyle dondurmacılarda satılan dondurmalardan günde çocuklar çok da hareketli olabilirler yazın. Denize girerler, işte koşarlar, oynarlar belki. 2-3 top tüketilebilir. Eğer diyet programındaysanız ve aşırı bir tatlı krizine girdiyseniz, ben o kişilere belki hani şeker almamaları adına kendi dondurmalarını kendileri yapmalarını öneriyorum. Bu da şöyle, mesela muzu dipfrizde donduruyorum Sami Bey. Sonra çıkartıp rondodan geçirdiğinizde bildiğiniz muzlu dondurma gibi bir oluşum oluyor. Diyet yaparken de dondurma krizinizi bu şekilde çözebilirsiniz diyeyim. Son sorum. Bizim mutfak kültürümüzde pilav özel bir yer tutar. Son yıllarda ithal pirinçler dolayısıyla genetiğiyle oynanmış pirinçler olduğu için tavsiye edilmiyor. Onun yerine bulgur, bizim Anadolu kültürünün, has Anadolu kültürünün özel ürünlerinden birisi. Bulgurla pilav, pirinç arasında bir tercih yapmak gerekirse hangisi? Bulgur çok değerli bir besin gerçekten. İçerisinde gluten vardır ama çok yüksek miktarda protein içerir. Aynı zamanda liflidir, bağırsak hareketlerini destekler. Gluten intoleransı yoksa kişide rahatlıkla pirinç yerine bulgur yesin tabii ki. Hem vitaminler daha fazla, hem lif daha fazla, hem de daha ekonomik bir tahıl olduğunu söyleyebilirim bulgurun. Şimdi Ayşegül Hanım, son sorum izleyicilerden gelen bir soru. Diyetisyenlere ödenen ücret aralığı ne kadar deniliyor diye sorulur. Böyle bir fiyat var mı? Belirleyen bir oda var mı? Bakanlık mı belirliyor? Nasıl Maalesef oluyor? diyetisyenler odası yok. Öyle bir standart bir rakam aralığı da maalesef yok. O yüzden bir rakam veremiyorum. Yani herhangi bir oda olmadığı için maalesef böyle bir şey yok. Zaten en büyük eksiğimiz odamızın olmaması. Bu yönde çalışmaların yapılmaya başlanması gerekiyor. O zaman siz başlayın. Evet, belki Hiç başlayabiliriz. zaman kaybetmeden başlayın Evet, bence. Banu Hanım'la beraber konuşuyoruz zaten ara ara. Belki de bir bakarsınız diyetisyenler odasını kurmuşuz. Süper olur. Çok iyi olur. Ama yine de ben bir o rakamı merak ediyorum. Size gelsem bir seans, bana bir diyet hazırlayın desem kaç para ödemem gerekecek? Benim tek seans ücretim 400 TL. Anladım. Yani piyasada galiba o civarda. Daha uygun fiyat da olabilir ama benim işte fonksiyonel tıp yaklaşımı, hastayla ilgilenme şeklim, sürekli takipte olmam, vermiş olduğum emeğin karşılığı olarak bu rakam var. Ama 30 liraya da diyet alabiliyorlar. 20 liraya da verenler var. Bir aylık 50 liraya diyet yazanlar ama hiç ilgilenmeyenler ama diyetisyen mi değil mi çok muallakta kalan durumlar var. O yüzden benim buradan önerim şöyle bir şey olacak. Danışmış oldukları kişinin diplomasını, yüksek lisansı varsa yüksek lisansını, işte fonksiyonel tıp diyetisyeni ise bile diplomasını lütfen baksınlar
ve ona göre karar versinler. Çünkü biliyorsunuz çok popüler bir mesleğiz. Herkes diyetisyen olmaya çalışıyor Sami Bey. Kilo veren diyetisyen oluyor ama gerçekten demin de söylediğim gibi buzdağının alt kısmı var. Çok çok derin bir konu beslenme konusu. Gerçekten çok ciddi bir bilim. Ve gerçekten güzel beslenen, buzdağının altındaki sebepleri de bulup gün yüzüne çıkartıp düzeltmeye çalışan kişiler yaşamlarını uzatıyorlar diyeyim. Kronik hastalıklara yakalanmıyorlar diyeyim. Yani gazete diyetleri, internet diyetleri ya da internet kirliliğindeki bilgilerle lütfen inanmasınlar diyeyim. Güvenmesinler. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İzleyicilerimizin de sorularını yönelttik size. Sevgili izleyiciler, diyetisyen Ayşegül Bahar'la bu programı gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada yine devam ettireceğiz. Haftaya yeni bir konukla birlikte olmak dileğiyle cumartesi sohbetlerini burada sonlandırıyoruz. Ve Ayşegül Hanım'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.